salgının seyri tedbirler sayesinde olumluya gidiyor ve bununla da birlikte normalleşme adımları geliyor. Ancak unutmamak gerek, risk henüz geçmiş değil. Parklarda, bahçelerde mesafesizlik sürerse normale dönmek için ileri yönlü attığımız adımlar her an geri adıma evrilebilir. O zaman da başa döner ve yeniden eve kapanmaya devam ederiz. Dün uzun bir aranın ardından yaşlılarla çocuklar aynı anda sokaktaydı. Umarız herkes kendi bireysel tedbirini alır ve kimse artık evde kalmak zorunda kalmaz. ...65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10 ila 20 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. Artık her gün bu saatte dışarıda olabileceksiniz. O kadar sevinçli, o kadar gururlu, o kadar rahatım ki anlatılacak gibi değildir. Bu günlerimizi özlemiştik. Cenab-ı Allah bir daha göstermesin. Yeni kararla birlikte parklar ve bahçeler yeniden doldu. 65 yaş üstü uzun sürenin ardından yeniden dışarıda arkadaşlarıyla, sevdikleriyle bir araya geldi. Arkadaşlarımı da gördüm burada. Yarım kalan sohbetler tamamlanıyor ama elbette sosyal mesafe kuralları da göz ardı edilmiyor. En çok bu karara siz mi sevindiniz yoksa eşiniz mi? En son bu karara tabii ki eşim sevindi. Sabahları da o kadar sevinçle de erken çorba morba bir şeyler yaptı. Hemen çıktı. Bir an evvel evde çık. Vallahi çıkardı o kadar sevindi. Elini de salladı yani. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Çok mutluyuz hepimiz kısıtlama olmadığı için. Biz yani her gün evde bulanıyorduk artık. Artık küçük çocuklar da yanlarında ebeveynleriyle özgürce dışarıda olabilecekler. İşte kararla birlikte 8 yaşındaki Meryem de annesiyle birlikte parka geldi. Burada piknik yapıyor. Güzel havanın tadını çıkartıyor. Evde çok sıkılıyordum zaten. Akşamları uyuyamıyordum hiç enerjim bitmediği için. Kısıtlamalar kalktı. Tabii tedbirlere harfi harfine uymak kaydıyla ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. İzmir'de ve İstanbul'da sahiller yine tıklım tıklımdı. Salgın yokmuşçasına herkes iç içeydi. Sadece kalabalıklar değil, asker uğurlamaları da şu sıralar bilim kurulu üyelerini endişelendiriyor. Tabii Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı da. Hele hele bu askerlik görevi gibi kutsal bir göreve giden gençlerimize yaraşmayan bazı manzaraları görüyoruz. İşte bu görüntülerin ardından İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine bir yazı gönderdi. O yazıyla birlikte asker uğurlama töreninde kısıtlamanın devam ettiğini söyledi. Asker uğurlama törenine katılanlara ise artık ceza yolda.